Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böcekler aleminden bir böcek türünü tanıtacağım. Şu anda siz ona bakıyorsunuz ama belki de fark etmiyorsunuz. Kendi şahısların isimleri Oncidea ailesinden Cochineal türünden olan bir böcek türümüz. Tabii ki merak ettiniz belki. İlk önce böceği göstereyim ve sonra da ne tür bir faydalar olduğunu. Bakın şimdi şuraya bakın. Şurada gördüğünüz şimdi harekete geçti. Bakın hareket ediyor. Daha yakın çekim yapayım size. Evet. Görüyorsunuz hareket ediyor. Hatta tuğlaların altlarında, böyle taşların altlarında su birikintilerinin olduğu yerlerde görürsünüz. Bakın mesela şimdi burada da bayağı bir vardı. Evet, bakın. Şurada taşın arka yüzünde. Evet, hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Bakın şurada var. Şurada da var. Gördüğünüz muhteşem bir canlılar. Sanki bir zırha sahip olan şu canlı türler arkadaşlar. Bileniniz var mı bilmiyorum. Ama bakın ne tür bir faaliyette bulunduklarını sizlere söylemiş olayım. Bu gördüğünüz canlılar lütfen sırgan ilacı gibi doğaya zarar veren ilaçları sıkmayalım ve kullanmayalım arkadaşlar. Bu gördüğünüz böcekler arkadaşlar şurada da bakın geziniyor duvar kenarında. Doğadaki civayı, kadmiyum ve kurşunu, yeryüzünde zararlı olan ağır metalleri ortadan kaldırmaya yararlı izopot. İzopot kabuklarının bir alt grubudur arkadaşlar. Toprakta ve toprağın ve yeraltı suların temizlenmesinde gördüğünüz şuraya sinen temizlenmesinde katkıda bulunuyorlar arkadaşlar. Bakın bu kadar büyük bir görev var. Topraktaki ve sudaki ağır metallerin temizlenmesinde gördüğünüz şu böcek katkıda sağlıyor. Şimdi böyle bir böcek öldürülebilir mi? Yani şu gördüğünüz bizim yaşam kaynağımız olan suyu temizleyen bir böcek türü. Belki birçok kez görmüşsünüzdür. Tuğla kenarlarında, duvarlarında. Hatta ben dikkatimi çekmiştir. Zırhı var diye, bu ne işe yarıyor diye. Şimdi ne işe yaradığını öğrenince sizlerle paylaşma gereksinimi bulundum. Hatta şurada solucanlar da var. Ayrıca ekstra bilgi olarak söyleyeyim. Solucan gübresi kadar değerli bir gübre yok arkadaşlar. Ve bakın burada çok güzel bir faaliyet de yapmış. Toprağa işlemişler. Ve gübre yapmışlar. Burada gübre sindirerek gübre oluşturmuşlar. İşlemleri de belli. Tekrardan ben bunları rahatsız etmemek için kapatacağım.